Çok sıcak. Tamam, pervanenin önünü açtım. Penceresiz ama salak değiliz. Evet arkadaşlar, bu bölümde sizlere yeni gelen bir arabayı göstereceğim. Arkadaşlar yeni bir araba gelmiş GTA 5'e. Yine her zamanki gibi Rockstar sağ olsun yeni şeyler getirmeye devam ediyor. Bu bölümde ben de onlardan bir tanesini inceleyeceğim. Çünkü zaten bir tane var ve ben buranın çıkışını unuttum ya. Neden çıkıyordu burada? Selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Çıkış ne taraftaydı? Çıkış. Hello. Hah burası. Bu arada arkadaşlar size şey göstereyim hemen 2 saniye. Geçen bölümlerde hatırlarsanız ben buraları incelerken demiştim ki buralar niye boş? Buralara araba falan koysa, çaldıklarımız koysa bari demiştim. Öyleymiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ürettiğimiz silahlar ahanda buralarda depolanıyor ve buralar full olmak üzere neredeyse. Gördüğünüz gibi stokum yarıya geldi ve şu anda 400 bin dolarlık bir sermayem var yani şirkette. Şirketimiz para kazanıyor. Şirketimiz çok iyi gidiyor. Bankrupt dedi, sağlam olmuş. Bu arada böyle kameraya yan bakmak zor oldu ama sıcaktan pişmekten iyidir yani. Şimdi arkadaşlar arabamız Legendary Motorsports'ta Debauchy Wagner. Debauchy yanlış hatırlamıyorsam neydi? Aston Martin miydi neydi? Sanırsam Aston Martin arabamız yani. Zaten sembol de Aston Martin'e benziyor birazcık. Debauchy Wagner. Benim pek hoşuma gitmiyor buradan ama bakalım. Belki buradan hoşuma gitmeyip de sonra modifiye ettikten sonra hoşuma giden çok araba oldu. Belki bu da onlardan bir tanesi olur. Özellikle arkası güzel gözüküyor. Ben siparişini verdim arkadaşlar. 1,5 milyonluk araba. Modifiyeleriyle 2 milyonu bulur herhalde. Kapan artık ve arabayı çağıralım. Lanet olası bir sıcak var insan. Hiçbir şey yapası gelmiyor. Benim odamda pencere yok ya. Bak iki tane pervaneyle hayatta kalıyorum. Bir. İki. Yüzüme üflüyor. Bu arkadan üflüyor. Böyle bir sirkülasyon yaptım. Geldi arkadaşlar. Arabamız geldi. Aha da şurada bir yerde olacak. Debauchy Wagner. Ha. Çimenlerin arasına gömülmüş lan. Niye buraya geldi? Lan araba çok kadar gözüküyor lan. Araba minnacık gözüküyor. Abi bir arabaya çok benziyor bu ya. Sanki hani oyunda varmış gibi hissettiriyor kendini hatta yani. Bir araba inanılmaz benzemiyor mu arkadaşlar? Aynı bunun gibi bir araba yok muydu ya? Turismo sanki böyle var içinde hafif. Osiris var sanki içinde hafif böyle. Karma çılgın bir araba olmuş yani böyle. Şimdi gidelim modifiyemizi yapalım. Arabanın arkası güzel gözüküyor dedim. Şimdi de gözüme kötü gözüktü. Böyle arkası bir boş geldi, bir garip oldu. Ne bileyim şu anda çok iç açıcı gözükmüyor arkadaşlar arabanın durumu. Araba acaba hızlı konusundan ne bakımda onu da bilmiyorum. En hızlı araba olabilir mi? Çünkü her gelin araba genelde en hızlı araba oluyor. Bu en hızlı araba olmaya aday mı bilmiyorum. Birazdan onu da deneriz. İlk önce bir modifiye edeyim. Şunu bir yapabildiğim kadar düzgün yapayım da. Bu arada ilk defa şehir kenarındaki şeyde modifiye edeceğiz. He. Ufak yerde modifiye edeceğiz. Oha. Bu birinin arabası ha. Sokakta böyle spamlanmaz. Wow, güzel araba ha bu. Kocaman. Şimdi bakalım. Abi farlara bak. Çok garip gözüküyor ya. Neyse dur şimdi. Armor. Fullledik abi. Armor'ı fullledik. Brake, frenler, fullle. Bumper. Aha bak tamam değiştirelim. Güzel. Bunlar ne şimdi? Kırmızı detaylı bir bumper geldi. Bu birazcık değişik oldu. Ha bunun aynısı. Normalinin aynısının kırmızı detaylısı. Tamam ben bunu alayım o zaman. Daha en pahalısını alalım. Yapıştırdım. Engine. Full abi engine'i de. Egzozlar nerede? Şuradalar. Hop kapattım yanlışlıkla. Aha iki tane oldu. Bu oldu. Şöyle ufak daha güzel sanki. Ufak. Bilmiyorum stok daha güzel gözüktü gözüme. Yani bu çok klasik oldu. Bence stok kalsın arkadaşlar. Egzoz stok hoşuma gitti. Hood'a gelelim bakalım. Hood burası primary color oldu. Olmasın. Secondary color da olmasın. Carbon intake. Tamam karbon olsun. Karbon topunda var. Tepesinde var. Yanlarında var. Önde var. Her yerde karbon var nasıl olsa. Hood'da da karbon olsun. Horn'a geçmeyelim. Hiç gerek yok. Headlight'a geçelim. Abi farlar çok değişik. Tamam bunu alalım. 7500'lük Xenon'ları alalım. Ondan sonra plate. Değiştirelim. Hiçbir yerde plate göremesen de değiştirelim abi. Şaka mı? What the fuck lan? Arkadaşlar arabada plaka yok. Hello? Ha şuradaymış. Ufacık bakın arkadaşlar şurada ufacık. Yellow on black yaptım. Tamam. Recipe'ye gelelim şimdi. 4 tane renk seçeceğiz ha. 4 tane renk. Tamam bakalım. Şuradan mat siyah hemen hoşuma gidecek gibi gözüktü. Ki gerçekten öyle olacak. Büyük ihtimalle mat siyah yapacağım ben bu arabayı. Ama belli olmaz. Bir değişelim. Şöyle mat siyah. Ve başka mat renkler güzel olmadı. Tamam metallere geçelim. Gri tonları, altın renkler falan yok olmadı. Hoşuma gitmedi. Metaliye geçelim. Metalikte şöyle bakalım hemen. Ben bunu büyük ihtimalle mat siyah yapacağım arkadaşlar. Beni biliyorsunuz zaten arabayı görünce kafamda bir renk belirliyor. Genelde onu koyuyorum sonra. Sonra canım sıkılırsa değiştiriyorum. Genelde sıkılıyor ama üşeniyorum. Değiştirmiyorum öyle kalıyor. Şimdi de yine hoşuma giden bir renk yok açıkçası yani. Bilmiyorum bakıyorum. Kırmızılar, turuncular hiçbiri yakışmıyor. Vallahi yakışmıyor. Beyaz geldi zaten. Beyaz yakışmıyordu. Yine griler fena olmadı. Griler fena olmadı ama
Gördüğünüz gibi bütün renkleri geçtim ve bir renk bile ooo dedirtmedi yani. Genelde o yüzden geçiyorum bütün renkleri. Hiçbir renk böyle ooo bak bu güzel oldu dedirtmiyor. O yüzden ben bunu mat siyah yapıyorum arkadaşlar. Ooo bak bu güzel oldu dedirtti çünkü bak gördün mü? Ooo oldum böyle. Şimdi ikinci renki geçelim. İkinci renkte tekrar mattan bakalım neresi değişiyor. Ooo. Ooo tamam burası değişiyormuş. Burayı kırmızı yapabilirim. Burayı kırmızı yapabilirim çünkü arabada zaten kırmızı detaylar var ama arabanın detayları da kırmızı olmayabilir. Aklıma bir şey geldi. Bir şey geldi arkadaşlar aklıma. Bir dakika. Bir dakika metaller nerede? Bir dakika. Bir dakika şimdi siyah ve altın nasıl olur lan bu arabada? Siyah ve altın ha güzel olabilir ha. Ha accent color'ı sadece buradan seçebiliyormuşuz ya. Abi ayıp ettin ama ya. Crew mirif de yapabilirdim ben bunu. Crew de yapabilirdim. Vallahi ayıp ettin ya. Lime green mi yapsam acaba? Siyahla lime green. Yok. Yellow, siyah yellow. Siyah yellow olabilir. Siyah ya da kırmızı da olabilir. Siyah kırmızı mı siyah yellow mu olsa acaba? Siyah yellow. Oo siyah yellow güzel ha. Batmobile benziyor ha. Oo. Ben şunu race yellow yapayım bir dakika ya. Trim'e geçelim şimdi. Trim nerede? Trim de içi. Tamam trim de içi de red yellow olsun. Nerede? Race yellow'u getirin bana. Race yellow. Gel abicim. Oo tamam race yellow'u da içeriden seçtim. Accent'ı da seçtim. Şimdi secondary color mı kaldı? Secondary color'ı da metalikten şuradan bulurum. Ama arabanın tekerleklerindeki fren kaliperleri kırmızı kaldı. Öyle ayıp oldu yani. Race yellow'u buradan da seçtim. Şimdi ne yapsak ya? Crew ambleme geçeyim. PNG olmamıştı ki bu doğru ya. Ulan PNG olsaydı şu lanet olası sembol var ya mükemmel bir Batmobile yapacaktım da. Allah kahretsin PNG olmadı. Abi yalnız kaliperler kırmızı kaldı. Sarı da benim hoşuma gitmedi. Ben bunu kırmızıya döndürüyorum ya. Tamamdır. Rengini ayarladım. Şimdi roof'a geçelim. Oo tavan. Primary olmasın. Karbon da olmasın. Oradaki detay güzeldi çünkü. Primary scoop da olmasın. Secondary scoop olur bak. Secondary scoop olur. Scoop dediği hava kanalı açıldı arkadaşlar. Buradan çok belli olmuyor ama bakın şöyle. Elin olduğu yere bakarsanız fark edersiniz. Secondary scoop yaptım. Yani kırmızı olacak orası. Gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Spoiler. Tamam güzel. Spoiler ekleyelim. Ama hiç güzel bir şey çıkacak gibi değil burada. Ümitli değilim o konudan. Kırmızı spoiler istemiyorum. Yok karbon spoiler olur ama. Karbon GTS güzeldi. Bu güzel değil. Bu güzel değil. Oh fuck bunlar ne ya? Kocamanlar abi. Şu ortadaki güzeldi bak. Hah bak bu güzel olabilir aslında. Ya da bu mu olsa? Karbon spoiler. Bu da güzel ya. Bu olsun arkadaşlar. Karbon GT spoiler yaptım. Suspension'ı indiriyorum. Race suspension. Transmission'ı yapıştırdım. Turbo'yu yapıştırdım. Şimdi window'ları limo yaptım. Kararttık iyice. Ondan sonra wheel'a geldik. Wheel'ımız aslında 10 numara. Vallahi wheel 10 numara. Ben bunu sırf bulletproof yapayım arkadaşlar. Ahanda bunu bulletproof yapayım. Ve yallah mükemmel oldu. Hayır ya çok klasik oldu. Arkadaşlar bir değişikliğe gittim. Yani siyah. Siyahla kırmızı çok klasik oldu. O yüzden değiştirmeye karar verdim arkadaşlar. Crew color'ımı yaptım. Turkuaz yaptım. Turkuaz ve siyah detayları var bayağı. Ve aşağıda da gasoline green var. Gördüğünüz gibi bakın. Şuradaki ince detaylar da renk değiştiren bir yeşil tonundalar böyle. Böyle birazcık daha güzel oldu yani. En azından diğerlerinden farklı oldu. Siyah kırmızı çok klasik. Daha önce çok fazla arabada yaptım. Hiç içime sinmedi. O yüzden bir değişiklik yaptım. Şimdi arabanın bir hızını görelim arkadaşlar. Bakalım nasılmış. En hızlı araba mıymış? Neymiş? Ne değilmiş onu görelim. Yalnız dönüşü falan çok iyi ha. Arkadaşlar en hızlı arabam bilmiyorum ama dönüşü bayağı sağlam böyle. Çok kolay dönüyor yani böyle. Bakın bakın kaymak gibi bak. Bak bak bak. Ne? Oh, yalnız harbiden şu hızlara rağmen mükemmel viraj alıyor. Yani yarışlarda ben bunu bir denerim. Bunu cidden kesin denerim. Çünkü asiktir. Bayağı iyi olabilir arkadaşlar yarışlarda. Gerçekten bayağı iyi olabilir. Çünkü bak. Bak şimdi şu hızda mesela bak iyice bir hızlanayım. İyice bir hızlanayım. Şu hızda mesela şurayı dönerdim de bu amına kodumun arabası önüme çıktı. Harbi dönerdi yani. Orayı döner yani. Bu virajı alırdı. Öyle geberirsin amık patatesin. Lan. Yoluna devam ediyor amık delisi. Arkadaşlar dediğim gibi araba daha önce olan bir arabayı andırıyor. Hem de inanılmaz andırıyor. Sanki araba gel oyunda varmış da yani hafızamızdan silinmiş bir daha gelmiş gibi hissediyorum yani. Böyle çok garip yani. Çok garip bir araba tasarımı gerçekten. Sanki zaten varmış gibi geliyor yani. Ama yeni geldi arkadaşlar dediğim gibi. Böyle 1,5 milyonluk bir arabaydı. Yarışlarda bence bayağı iyi olabilir. Tipi konusunda çok emin değilim ama genelde zaten yarışlarda iyi olan arabaların tipleri çok güzel olmuyor. T20 Zentorna hariç. Lan eskiden Entity XF vardı be. Var ya arkadaşlar şu araba emektar ya. Şu anki kullandıklarımız arabaların %90'ından daha iyi var ya. Alayım lan bir tane ben bundan sonra modifiye edeyim.
Vallahi billahi emekler ya. Gel. Gel canım benim. Gel. Seni zamanında para için satmıştım. Neyse arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla GTA 5'e bir şeyler geldiğinde incelemeyi istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer hala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Pis yükselip kendinize bakın. Hoşçakalın.